Kayıtta mı? Kayıtta. Sayın izleyici. Kafam gözükmüyor ki senin. Ya gözükmüyor mu? Şu anda... İyi mi? Şu şeyden yazıyor, şuradan. Ben şuradan yazdım. Kullanmayı bilmiyorum da. Güzel. Sen git geri, geri git. Tamam mı? Tamam. Sevgili izleyicilerimiz, şu anda Bolu'nun Şirin ilçesi, Kuroğlu diyarı, Kıpırcık ilçesindeyiz. Belediye Başkanımız Emin Tekemen'le beraberiz. Sayın Başkan, kolay gelsin. Sağ olun. Bugün etkinlikleriniz var. Bize biraz bilgi verir misiniz? Şimdi bugün geleneksel hale getirdiğimiz 15.sini düzenlediğimiz Köroğlu Zirve Yürüyüşü var. Bölge 2500 metre ile Batı Karadeniz'in en yüksek noktası. Dağcıların ve doğa severlerin ilgi duyduğu bir alan. İlçemize de bir tanıtım açısından çok büyük katkılarına olduğuna da inanıyoruz. İşte geleneksel hale getirdik. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Güzel bir doğa var. Tabii hava şartları biraz kışa doğru, her yıl Mayıs ayında düzenliyorduk. Bu yıl işte talepler üzerine bu aya sarktı, biraz gecikti ama güzel bir katılım var. Biz bundan da çok memnunuz. Bartın'dan, Karabük'ten, Ankara'dan, Düzce'den, Bolu merkezden, Ankara Polatlı'dan ekiplerimiz var. Ekip halinde katılan arkadaşlar. Dağcı ekipler değil mi? Ekipleri tabii. Bunlar tırmanış yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Şu anda tırmanıştalar. Tahminen 1000 kişilik falan bir kalabalık grup hesaplandı. Bu işleri devam ettireceğiz. Tabii bu Bolu'nun turizmine de katkısı olacak demektir bu işlerin. Köroğlu Batı Karadeniz'in en yüksek noktası. Bolu Kıbrıs arasında da gerçekten Bolu için çok önemli yerler var. Gölcük'ten tutun, Aladağlar, Seben Göleti. İşte bizim burada aşağıda dağ evlerimiz var. Ama burada çok şahane bir doğa var. Daha dokunulmamış, bozulmamış bir doğa. Gerçekten doğa sever, herkesin burayı görmesini isterim ben. Tabii oksijen gayet bol. Başkanım, Bolu bölgesinde, Bolu ilinde 7 tane yürüyüş parkuru olduğu söyleniyor. Bu yürüyüş parkurlarının içinde en büyük, en mantıklı, en güzel olan da Köroğlu zirvesi diyorlar. Bu konu hakkında biraz bilgi verir misiniz? Ne kadar mesafe var? Şimdi bu bölge 15 kilometre Kıbrıs'tan. Tabii katılımın içinde özel vatandaşlarımız da olduğu için, kendi hemşehrilerimiz olduğu için biz Kıbrıs'tan böyle bir yürüyüşü planlayamıyoruz. Genellikle dağcıları yürüyen gruplar var ama işte Köroğlu'na aşağı yukarı 5 kilometre, 4-5 kilometre mesafede burada bir konaklama alanı yarattık. Buradan hareket ediliyor. Ama isteyenler tabii aşağıdan yürüyebiliyor. Mesela şu ortam içinde, şu doğa içinde, soğukta yaylalarda konaklayan gruplar oldu. Peki yılın 12 ayı bu parkurda yürüyüş yapanlar oluyor mu? Şimdi belirli aylarda gruplar geliyor. Biz onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii. Bu Kıbrıs'ın turizm açısından biz bunu önemli görüyoruz, yardımcı oluyoruz. İşte konaklamalarını aşağıda dağ evlerimizde orada yapıyorlar. Orada mesela çadır açmalarına da müsaade ediyoruz. Destekli oluyoruz. Rehber isteyenlere rehber de veriyoruz. Peki başkanım, bu Köroğlu ismi nereden geliyor? O konuda da biraz bilgi verir misiniz? Şimdi İsmail Bey, Köroğlu biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyetlerinin hepsinde yaşayan bir efsane. Ama 1500'li yıllarda yaşayan Köroğlu gerçekten bu bölgede yaşamış. Hava şartları nedeniyle drone'unu da çıkaramadık herhalde. Orada gerçekten yaşadığı, konakladığı ev yerlerine kadar hepsi mevcut. Hatta eskilerin anlattığı 98 yılında ben kitap araştırmaları da yaptım. O yıllarda anlatılanlar orada atının bağladığı yere kadar belli. Keşke hava şartları biraz daha düzgün olup da bunları görüntüleyebilseydik. İnşallah ileriki yıllarda bunu gerçekleştiririz. İnşallah. Şimdi Ankara-İstanbul arasında
Gerçekten Bolu çok önemli bir yeri vardı. Ama Bolu'nun tek şanssızlığı bence bugüne kadar karar verememiş olması. Turizm kenti mi olacak, sanayi kenti mi olacak, tarım kenti mi olacak? Buna karar vermiş değil Bolu. Öncelikle bu kadar güzelliklere sahip bir il, bence İsviçre ile İsveç'le yarışır hale gelmediydi yani. Peki başkanım, bu bölgeyi görmek isteyen vatandaşlarımız için, halkımız için neler söylemek istersiniz? Şimdi aşağıda konaklama yerlerimiz var. Bize başvurdukları takdirde bizi rehber de veriyoruz, yardımcı oluyoruz o konuda. Aşağıda güzel dağ evlerimiz var. Bugün sayısı 14 ama yılbaşına kadar herhalde 2 ev daha başlayacağız, 16'ya çıkacağız. 4'er kişilik binalarda konaklama imkanı var. Her türlü imkan var. Yemek hizmeti dışında her şeyimiz var orada ya. Oradan gelip de bu bölgeyi ziyaret etmek isteyenlere de gerektiğinde rehber veriyoruz. Son olarak nasıl bir çağrı bulmak istersiniz? Şimdi tabii bu sene üniversitelere de yazdık. 2005'te başlamıştı aslında kaymakamlık faaliyetleri şeklinde. O zaman halk eğitim müdürüydüm ben zaten. Hani bizzat o işin organizasyonunda da yer aldık. Bugüne kadar geldi. Bugün gördünüz işte dağcı gruplarının katılması benim için daha büyük anlam ifade ediyor. Tabii bu biraz daha genişleyecek anlamına geliyor. Bu sene üniversitelere davetiye gönderdik. Dağ kulüplerine, dağcılık derneklerine gönderdik. Ama okulların yeni açılması, öğrenci gruplarının toplayamamaları nedeniyle bu yıl katılamayacaklarını söylediler. Herhalde Mayıs'ta farklı bir zirve yürüyüş planlıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ama konuştunuz ya. Ya röportaj yapıyoruz. Gözüm sizin başınızda ya. Böyle konuşuyoruz.